Arkadaşlar herkese selam. Bugün farklı bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomuz dronlarla alakalı. Aslında yine bisikletlerle alakalı bir bölüm olacak. Ama kısaca bir drone maceram var. Onunla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir 3-5 hafta önce DJI'ın Mavic Mini drone'undan aldım. Biliyorsunuz 2.7K çekim yapabiliyor. Dolayısıyla bu benim manzara fotoğrafları ve bisiklet parkurlarının tepeden görüntülerini almam için gayet yeterli bir kalite. Aynı zamanda tabii bizi takip de etsin istiyoruz. Yani bisikletle aşağı inerken bizi takip de etsin istiyoruz. Fakat bunu bir türlü DJI'larla beceremiyoruz. Çünkü etraf ağaçlık, ormanlık yerler olduğu için DJI bunu çok doğru bir şekilde yapamıyor. Neyse, oraya sonra geleceğim. DJI Mavic Mini'yi aldım. Güzel, uçuruyorum. Ufak tefek bir iki zaten deneme videoları da yükledim. Oturduğumuz yere yakın bir göl var burada. Gölden de görüntü almak istedim. Bir hafta sonra gittim akşamüstü güneş batarken göle. Uçururken birden acemiliğimin kurbanı oldum. Yani drone gölün dibine boyladı. Evet, şu anda gölde. Aslında garantim vardı. İşte 35 dolar veriyorsunuz bunu alırken. Yılda iki kere, bir kere drone'unuzu çarparsanız bir yere, ağaca, duvara kırılırsa götürdüğünüzde 2 gün içinde size yenisini veriyorlar. Ya da parça değiştirme garantisi veriyorlar. İki kere, her yıl iki kere. Fakat benim drone gölün dibine gittiği için ve ben drone'u alamadığım için firmaya da gönderemedim. Gönderemediğim için de dolayısıyla garantiyi kullanamamış oldum. Tam drone'un keyfine varamamışken, tam tekniklerini öğrenememişken yani drone gölün dibine gitti. Tabii ben de bir tane daha DJI Mavic Mini aldım. Aslında başta çok düşündüm. Sensörü var. Bu iki sensör de sadece alt kat tarafta. Diğer işte Mavic Air'da, Mavic Pro'da 6, 8 çok emin değilim ama o civarlarda bir sensör sayısı var. Dolayısıyla bu daha güvenli uçmasını sağlıyor. Yani drone giderken önünde bir engel varsa onu görmesini sağlıyor. Yana giderken onu sağlıyor, geri giderken. Bizde sadece şurada altta 2 tane sensör var. Mavic Mini'de. Dolayısıyla ben de gölde uçarken biraz suya yakın gitmek istedim. Suya yakın giderken sport moddaydı. Hani derdim, yani pan yapacaktım suyun dibinden gelip şöyle yükselecektim. Fakat spor modda olunca kafayı normal şartlarda, sinema modda kafayı indirdiğinizde drone'un şöyle hareket ederken spor modda böyle hareket ediyor. Tabii ben onu unuttum. Direkt suda giderken suya yakın, hop suya daldık. Zaten o görüntü de var. Önce bir görüntü izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Nerede kaldık? Evet, drone'u gömdükten sonra yeni ikinci drone'u aldım. Ha, bunu almadan önce düşündüm. Mavic Air mi alayım, Mavic Pro mu alayım diye. Fakat hiçbir şekilde bizim bisiklet sporumuzu güzel görüntülemek için DJI'nin bir çare bulamadığını fark ettim. Çünkü bir sürü video var, örnek video. Ha, bunların hiçbiri benim istediğim aksiyonu vermiyor bisikletteyken. Ya çünkü bir şekilde kopuyor, track modu çok iyi değil, takip edemiyor, ağaç geliyor kalıyor orada falan, sizin bisikletlerini tekrar, yani benim daha böyle akıcı dik yerlerden inerken aşağı, yani tepeden bırakacağım aşağı kadar beni çekecek. Çünkü şöyle bir şey var, eğer ben Mavic Mini'yi kullanırken mesela biz Akın'la bisiklette iniyoruz diyelim. Akın'ı çekebilirim inerken ama ben kendimi çekemeyeceğim. Dolayısıyla hani bize öyle bir şey lazımdı ki ikimiz de dağdan inerken o bizi takip edecek, aşağıda parkur bittiğinde drone'la kavuşacağız. Çok araştırdım ve böyle bir drone olduğunu öğrendim. Adı Skydio. Skydio 2, yani bir tane daha varmış. Bu ikincisi çok marifetli, çok kabiliyetli bir drone. Bizim oturduğumuz bölgede 10. kanti çok emin değilim ama Kaliforniya'da olduğunu eminim. Yani bize bir saat mesafede bir yerde fabrikası. Gayet enteresan bir drone, değişik bir drone. 4K çekim yapabiliyor. İşte özellikle aksiyon sporlarında, işte snowboard, surf, dağ bisikleti, motocross gibi, işte paraşüt gibi sporlarda takip özelliği çok gelişmiş durumda. Yani videoları var, YouTube'da videoları var. Skydio 2 yazarsanız gerçekten inanamayacağınız kalitede videolar var. Hatta birkaç Türk video da gördüm galiba Skydio ile alakalı. Oralardan da görebilirsiniz. İnanılmaz kabiliyetli bir drone. Tam bizim istediğimiz bir drone. Yani tepeden bırakıyorsunuz. Aşağı inene kadar o sizi takip ediyor. Hatta beacon denen bir aleti var. Şöyle şu kadar. Apple TV kumandası kadar bir şey. Onu da cebinize koyuyorsunuz. Sizle bağlantıyı DJI'lardaki gibi görsel olarak değil, görsel hafızayla değil, GPS ve barometre ile kuruyor bağlantıyı. Dolayısıyla siz ağacın arkasına da gitseniz, dağın arkasında da kalsanız o sizi bir şekilde bekliyor ve GPS'ten yakalıyor tekrar. Yani tünele bile girseniz tünelin ucunda sizi bekliyor. Sizi görünce tekrar takibe devam ediyor. Dolayısıyla inanılmaz bir drone. Ama şöyle bir derdi var kendisinin. Drone 899 dolar. Kendi sadece drone parçası. Kumandasını almak isterseniz drone'un 150 dolar daha veriyorsunuz. O dediğim beacon'ı almak isterseniz, ki beacon çok önemli. Hani onu almazsanız bir anlamı kalmıyor. Beacon'ı almak isterseniz 150 dolar da ona veriyorsunuz. Tabi bir tane yedek bile almanız gerekiyor falan. Yani drone 1300-1400 dolarlara çıkıyor. Bu benim DJI Mavic Mini ise 399 dolar base fiyatı. Yani bunu şöyle bir paketi var bunun. Adı neydi? Fly More Combo paketi. Bu Fly More Combo paketinde çanta geliyor. 3 tane, hani normalde kendisi tek pille geliyor, artı 2 pil olmak üzere toplam 3 piliniz oluyor. Bu 3 pili bir seferde doldurabilecek bir şarj ünitesi geliyor. Taşıma çantası geliyor, yedek pervaneler geliyor. Dolayısıyla bu güzel bir paket. Fly More Combo paketi. 499 dolar. Ben bir de ayrıyetten tabii drone için şeyler satılıyor böyle Amazon'da. Minik filtreler satılıyor. İşte güneşli havalarda falan değişik ND filtre, ND8, ND16 falan, böyle ND4 filtreler var. Bunu güneşin yoğunluğuna göre siz ayarlayabiliyorsunuz. Çok da faydasını görüyorum. Normalde ilk drone'da, düşürdüğüm drone'da bir video paylaşmıştım. Laguna Beach'te kayalıkların orada denizde bir çekimler yapmıştım. Mesela orada dalgalar falan çok patlamıştı. Beyazlar, köpükler çok patlamıştı. Onu editle de çok fazla absorbe edememiştim. Fakat şimdi bu filtre sayesinde 3-4 stop aşağıya düşürebildiğim için parlaklığı daha güzel görüntüler alabiliyorum. Bugün aldım, denedim. Videonun sonunda da onları da izleyeceksiniz. Yeni drone'la hem gölde, drone'u düşürdüğüm gölde, hem de Laguna Beach'te Dana Point denen bir bölge var. Orada çok güzel bir, tarihçesini bilmiyorum, yıllar önceden kalma bir korsan kulesi var. Orada da güzel çekimler yaptım. Yani DJI Mavic Mini aslında beni bu konuda çok tatmin etti. Hani görüntü kalitesi, uçuş stabilitesi, uçuş süresi, yani 3 pille 90 dakika yakın. Yani yoruldum artık.
uçuş yaparken. Dolayısıyla görüntüleri siz de göreceksiniz, bence beğeneceksiniz. Yani 399 dolara alınmış 249 gramlık bir drone için. Evet, bu 249 gram biliyorsunuz. Yani 250 gramın altına kayıt yaptı, 250 gramın üstüne kayıt yaptırmanız gerekiyor. Ama bu drone 249 gram. Dolayısıyla bunu kayıt yaptırmanız gerekmiyor. İşte bunu güzel görüntülerinden, fotoğraf kalitesinden, video kalitesinden çok memnun kaldım. Ya bunu tamamen manzara çekmek için, sanatsal görüntüler almak için kullanabileceğim bir drone. Aynı zamanda Akın'la birlikte o size anlattığım Skyview 2'nin de siparişini verdik. O kadar butik bir fabrika ki, yani o kadar böyle yavaş çalışan bir fabrika ki, nasıl diyeyim size, çok yani bir apartman dairesi gibi bir yerde çalışıyorlar. Ar-Ge'lerin yapıldığı, geliştirildiği yerler. Ve çok sınırlı sayıda üretiliyor. Dolayısıyla mesela siz bugün 900 dolarlık drone'u almak istediğinizde minimum 100 dolar bir depozit yatırıyorsunuz. O 100 doları siz 100 dolar demek, ben tamam drone'a kayıt oldum, ben drone istiyorum demek. Ve bu sizi, değişik batch'ler var. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5 diye. Ben batch 5'teyim. Yani batch 5 demek ne demek? Ekim ayında teslim edilecek drone. Önümüzdeki Ekim ayında teslim edilecek. Yani daha 2 ay var. Sıraya giriyorsunuz. Mesela benden 6 ay önce alanlar batch 2'de, batch 3'te şu anda drone'larını aldılar. Şu an batch 3, batch 3 dağıtılıyor sanırım. Batch 4 var. Eylül'de, Ekim'de de biz alacağız kısmetse. İşte o drone'u aldığınızda Skyview 2'yi tipini de göreceksiniz, böyle yakışıklı bir şey. Skyview 2'yi aldığınızda bisiklet videolarımızın da ne kadar geliştiğini göreceksiniz. Yani indiğimiz tehlikeli yerlerden, dağlardan, bayırlardan, ormanlarda ne kadar kaliteli çalıştığını drone'un, o zaman daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi yani derdimiz, hani biz bu sporu yaparken çok eğleniyoruz, sizlerin de izlerken eğlenmesini sağlamak. Görüyorsunuz zaten 250-300 abonemiz var. O yüzden para kazanma gibi bir derdimiz olmadığını da anlamışsınızdır sanırım artık. Dolayısıyla derdimiz güzel görüntülerle, güzel bir bisikletle ilgilenen insanların güzel görüntülerle bisiklet sporunu izleyecekleri bir kanal olması. Dolayısıyla toparlamamız gerekirse DJI Mavic Mini drone'umu suya gömdüm. Acemiliğimden dolayı, kullanıcı hatası tamamen. Daha sonra bir tane daha DJI Mavic Mini aldım. Bununla sadece görsel, yani manzara, işte ne bileyim bisiklete binmeye gittiğimiz yerlerde tepeden görüntüler almak için falan kullanacağım. Ama asıl aksiyon görüntülerini Skyview 2 ile yapacağız. O da Ekim'de teslim olacak. Ekim'de o teslim olduğuna geldiğinde size bir yine kısa bir tanıtma videosu çekelim. Zaten yeteri kadar video, kutu açılışı videosu falan var ama sadece drone'un hani geldi. Bundan sonra böyle bu tarz videolar çekeceğiz, duyurusunu yapmak için kısa bir video daha çekelim. Bakalım bundan sonraki drone'lu dağ bisikleti serüvenlerimiz nasıl gidecek? Biz heyecanla bekliyoruz. İnşallah siz de heyecanlanıyorsunuzdur. Şimdi bugün yeni gelen, 2-3 gün önce gelen DJI Mavic Mini ile hafta sonu çektiğim görüntüleri izleyelim. Daha sonra da video bitecek. Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Subscribe butonuna basmayı unutmayın. Yeni eklediğimiz videolardan haberdar olmak için de zil tuşuna basın. Bize. Mümkün mertebe, hani tamamen hobi için yaptığım için bu işi, çok böyle spesifik, hani her hafta iki tane, her hafta bir tane video yüklemiyoruz ama hani yine 10 günde bir video yüklüyoruz hemen hemen. Dolayısıyla bundan sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Eğer bir öneriniz veya bir şikayetiniz varsa lütfen videoların altına yorum olarak yazın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.